İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle menkıbeler. Mazhar-ı canı canan, rahmetullahi aleyh, cennete giden yol. Allah adamlarından, alim ve veli bir zat. Tesirli sözleriyle ederdi çok nasihat. Bir günde buyurdu ki, namaz gayet mühimdir. Onu kılmak Allah'ın biz kullara emridir. Allah namaz kılana verir çok ecir, sevap. Kılmayanlara ise yapar çok acı azap. Bir evlat babasına isyan ederse eğer, babası o evlada ne kadar öfke eder. Der ki, bunca hizmetler eyledim de ben sana, sen nasıl bana karşı kalkışırsın isyana? Halbuki ikisi de birer kuldur nihayet. Yalnız baba, oğluna yapmıştır biraz hizmet. Allah ise, yerde ve gökte ne yarattıysa, hepsini bizim için yaratmıştır bilhassa. Bu gözle gördüğümüz ve göremediğimiz, her ne ki halk ettiyse kainatta Rabbimiz, mesela ay ve güneş ve sayısız yıldızlar, hepsinin muhakkak ki insana faydası var. Denizlerin dibinde yaşayan canlıların yaratılması bile faydasına insanın. Ya doğrudan doğruya, ya dolaylı olarak, her birinin insana faydası var muhakkak. Allah'ın kudretiyle çalışıyor kalbimiz. Her uzvu çalıştıran yine yüce Rabbimiz. Şu malik olduğumuz her şey, O'nun nimeti. Kendi de bildiriyor bize bu hakikati. Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki zira, ben o kadar nimetler verdim ki insanlara, yazmak için ormanlar eğer kalem olsa hep ve bil cümle deryalar olsalar da mürekkep, benim nimetlerimi hiç durmadan yazsalar, nimetlerim bitmeden tükenir o deryalar. Bir daha getirseler, o dahi hemen biter. Tükenmez yine benim verdiğim o nimetler. Böyle yüce bir Allah, namazı emrediyor. Kul ise karşı gelip, kılmayacağım diyor. Müezzin sesleniyor 5 kez, hayya alessalâh. Namaza çağırıyor kulları yani Allah. Buna rağmen, özürsüz kim kılmazsa namazı, kılmıyorum demektir bunun açık manası. Hayya alel-felâh diye sesleniyor bir daha. Yani Allah, bizleri çağırıyor felaha. Kim gitmezse Allah'ın bu namaz davetine, açıkça gelmiyorum demektir bu da yine. Bu Rabbe isyandır ki ne fenadır ve çirkin. Bundan büyük küstahlık olur mu bir kul için? Halbuki cennet için köprüdür her ibadet. Yani cennete giden bir yoldur İslamiyet. Fala al-bedru aleyna min saniyatil veda ve cebe şükrü aleyna ma da'a ve cebe şükrü aleyna
Nami kulu
Muhammed Mustafa. Olsun sana canım feda, şefaat ya Resulallah. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Hicri Yeni Yıl. Muharrem ayının birinci gecesi, Müslümanların kameri yılbaşı gecesidir. Muharrem ayı, Zilkade, Zilhicce ve Recep'le beraber Kur'an-ı Kerim'de kıymet verilen dört aydan biridir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, ayların efendisi Muharrem, günlerin efendisi Cuma'dır. Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır. Nafile oruç tutacaksan Muharrem ayında tut. Çünkü o Allah'ın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki, o günde Allah geçmiş kavimlerden birinin tövbesini kabul etti. Yine o gün tövbe edenlerin günahlarını da affeder. Muharrem ayında bir gün oruç tutana, bugüne karşılık 30 gün oruç sevabı yazılır. Muharrem ayının birinci gecesi, Müslümanların yılbaşı gecesidir. Bu gün ve gecede Müslümanlar birbirlerinin yeni yılını tebrik eder. Böyle günler vesile edilerek dargınlıklar, kırgınlıklar giderilir. Allah-u Teala'nın emirlerini yaparak ve yasaklarından sakınarak Allah-u Teala'nın verdiği nimetlere şükredilir. Günahlara tövbe edilir. Müslümanlar senebaşı gecelerinde ve günlerinde müsafaha ederek, mektuplaşarak tebrikleşirler. Birbirlerini ziyaret eder, hediye verirler. Senebaşını dergi ve gazetelerde kutlarlar. Yeni senenin birbirlerine ve bütün Müslümanlara hayırlı ve bereketli olması için dua ederler. Büyükleri, akrabayı, alimleri ziyaret edip dualarını alırlar. O gün bayram gibi temiz giyinirler, fakirlere sadaka verirler. Başlangıç zamanına göre zamanımızda iki türlü takvim kullanılmaktadır. Miladi takvim, hicri takvim. Miladi sene, İsa aleyhisselamın doğum günü zannedilen zamandan başlamaktadır. Hicri takvim ise Peygamber Efendimizin Medine'ye hicret ettiği seneden başlamaktadır. Resulullah Efendimiz Hazreti Ebubekir'le bir hafta yolculuktan sonra Rebiul Evvel ayının 8. pazartesi günü Medine-i Münevvere'nin yakınındaki Kuba köyüne geldiler. Rebiul Evvel ayının 12. cuma günü ise Medine-i Münevvere'ye ulaştılar. Hicretin vaki olduğu o senenin Muharrem ayının birinci günü, Müslümanların hicri kameri sene başlangıcı oldu. Bu başlangıç günü, tarihçilere göre miladi senenin 622. yılındaydı. Müslümanlar için Mekke'de kalmak tahammül edilemeyecek derecede zorlaşmıştı. Peygamber Efendimiz'e durumlarını arz ederek, hicret için müsaade istediler. Bir gün sevgili peygamberimiz sevinçli bir halde eshabının yanına gelip, sizin hicret edeceğiniz yer bana bildirildi. Orası Medine'dir. Oraya hicret ediniz. Allah-u Teala Medine'yi size emniyet ve huzur bulacağınız bir yurt kıldı buyurdu. Resulullah Efendimizin izni ve tavsiyesi üzerine Müslümanlar Medine'ye birbiri ardınca bölük bölük hicret etmeye başladılar. Medine'ye ilk hicret eden Ebu Seleme Hazretleridir. Hazreti Ömer de bir gün kılıcını kuşandı, yanına oklarını ve mızrağını alıp
herkesin önünde Kâbe'yi 7 defa tavaf etti. Oradaki müşriklere yüksek sesle şunları söyledi: İşte ben de dinimi korumak için Allahü Teala'nın yolunda hicret ediyorum. Karısını dul, çocuklarını yetim bırakmak, anasını ağlatmak isteyen varsa şu vadinin arkasında önüme çıksın. Böylece Hazreti Ömer'le 20 kadar Müslüman güpegündüz çekinmeden Medine'ye doğru yola çıktılar. Onun korkusundan bu kafileye hiç kimse dokunamadı. Artık göçlerin arkası kesilmedi. Eshab-ı kiram bölük bölük Medine'ye vardılar. Hicri yeni yılın herkese hayırlı olması dileğiyle. Hayatım Roman. Yol gösteren at. Sizlere arkadaşımla başımdan geçen heyecanlı ama sonu mutlu biten bir anımı anlatmak istiyorum. Arkadaşım Ruhi'nin anne ve babasının yaşadığı bir köy evinde misafirdim. Evet, bazlamalar hazır çocuklar. Yanında da mis gibi yayık ayranımız var. Vallahi böyle giderse bu enfes yiyecek ve içeceklerle bol bol kilo alacağız. Olsun evladım, yiyin. Köyde insan kilo almaz. Yapma anne, bütün gün oturup yersek nasıl kilo almayız? E o zaman Ali ile biraz dolaşın oğlum. Ali'ye bizim yaylanın meşhur suyunu gösterdin mi? İstersen yemekten sonra hem gezin hem de meşhur suyumuzdan bir iki testi getirin bize. Evet, ha? Yayık ayranını o sudan katınca tadı bir başka oluyor. Tamam anne, ama önce yemeklerimizi yiyelim. Ay, yiyin tabii. Ah, yemek nefisti. Elinize sağlık. Afiyet olsun yavrum. Biraz daha ister misin? Aa, sağ ol. Daha fazla yemeyeyim. Yoksa yola çıkamayacağım. Atı hazırladım. Sen hazır mısın Ali? Hazırım. Hadi gidelim o zaman. Sonunda geldik. Hadi testileri dolduralım. Dur. Önce biraz tadına bakayım şu meşhur yayla suyunun. Oh, bir harikaymış. Hadi dolduralım testileri. Tamam, ikisi de doldu. Dönüş vakti. Aman mahvolduk, sis bastırdı. Bizim buranın sisleri pek yoğundur. Haklısın, 3-4 metre ilerisini göremiyorum. Neyse ki böyle durumlar için buranın köylüleri yere direk dikmişlerdir. Evet ama direkler çok zor görebiliyoruz. Dikkatli gitmemiz lazım. Ruhi, galiba kaybolduk. Direkleri göremiyorum. Hem gelirken böyle yerlerden geçtiğimizi hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Peki ne yapacağız? Buldum. Atı serbest bırakalım. O yolu biliyordur. Bizi eve götürür. Hay aklında bin yaşa. Hadi yapalım. Tamam, serbest bıraktım. Geri dönüyor. Galiba o da yolu bilmiyor. Buralardaki köy evlerinden birine ulaşırsak siz geçinceye kadar orada bekleyebiliriz. Aa, bak şurada ileride bir ev ve bir insan gölgesi var. Hemen oraya gidip o köylüden yardım isteyelim. Bakar mısınız? Yolu kaybettik. Bize yardımcı olabilir misiniz? Yahu nerede kaldınız çocuklar? Aa, baba sen miydin? Aa, bu havada çeşmede bu kadar kalınır mı yahu? Etraf yırtıcı hayvan dolu evladım. İsteyerek kalmadık baba. Yolu kaybettik. Bizi buraya at getirdi. Hadi gidelim o zaman. Sonunda geldik. Hadi testileri dolduralım. Dur. Önce biraz tadına bakayım şu meşhur yayla suyunun. Oh, bir harikaymış. Hadi dolduralım testileri. Tamam. İkisi de doldu. Dönüş vakti. Aman mahvolduk. Sis bastırdı. Bizim buranın sisleri pek yoğundur.
Haklısın. 3-4 metre ilerisini göremiyorum. Neyse ki böyle durumlar için buranın köylüleri yere direk dikmişlerdir. Evet ama direkler çok zor görebiliyoruz. Dikkatli gitmemiz lazım. Ruhi, galiba kaybolduk. Direkleri göremiyorum. Hem gelirken böyle yerlerden geçtiğimizi hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Peki ne yapacağız? Buldum. Atı serbest bırakalım. O yolu biliyordur. Bizi eve götürür. Hay aklında bin yaşa. Hadi yapalım. Tamam, serbest bıraktım. Geri dönüyor. Galiba o da yolu bilmiyor. Buralardaki köy evlerinden birine ulaşırsak siz geçinceye kadar orada bekleyebiliriz. Bak şurada ileride bir ev ve bir insan gölgesi var. Hemen oraya gidip o köylüden yardım isteyelim. Bakar mısınız? Yolu kaybettik. Bize yardımcı olabilir misiniz? Yahu nerede kaldınız çocuklar? Aha baba sen miydin? Bu havada çeşmede bu kadar kalınır mı yahu? Etraf yırtıcı hayvan dolu evladım. İsteyerek kalmadık baba, yolu kaybettik. Bizi buraya at getirdi. At mı getirdi? Nasıl? Hele bir içeri girip soluklanalım da baba anlatırız. İçeri girince Ruhi ile kayboluşumuzun öyküsünü anlattık. Ruhi'nin anne ve babası hayret ve heyecanla başımızdan geçenleri dinlediler. Dönüş... Ayırma, ben o dost bahçesinin bülbülüyüm. Ben o dost bahçesinin bülbülüyüm. İlahi bülbülü gülden ayırma. İlahi bülbülü gülden ayırma. Eşrefzade senin kemten kulundur. Eşrefzade senin kemten kulundur. İlahi kulunu senden ayırma. İlahi kulunu senden ayırma. Bu dergahına tuttum da ilahi orayım eşfak olan, vadine diktim gözümü. Beni belden daha hala biliyorken şu iki cümleye hasrettim efendim sözümü. Malik ile emrederek düzahına atma bizi. Hazreti Fahri Cihan hürmetine yakma bizi. İrci'i emir celilin de ilahi bu beden benninden
ikide nihayet mesken. Titreyen ruh huzurunda lütufu beklerken, Malik ile atma bizi Hazreti Fahri Cihan, hürmetine yakma bizi, meded ya Tabib el Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Ben hoş bulduk. Hocam Hicri yeni yıl olması hasebiyle onu sormak istiyorum. Hicri yeni yıl isminden hareketle hicretle bir alakası vardır denilebilir mi? Bir alakası var mı yani Peygamber Efendimizin hicretiyle? Efendim önce şunu belirtelim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 4 aya kıymet ve değer vermiş. Bunlara haram aylar tabiri kullanılmış kitaplarda. Peki haram nedir? Hürmet edilen, sayı gösterilen. Manasında kullanılmış. Orada. Gözetilen. Gözetilen. Yani haram olması orada kötü şeylerin yapılmasının memnun olduğu, yani reddedildiği, kabul edilmediği. Yasak oldu. Yasak oldu. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyaya teşrif etmeden önce Araplar arasında müşrik oldukları halde bu aylara, daha Adem Aleyhisselam'dan itibaren böyledir buyuruyor. Bunlar Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarıdır. 4 ay. İşte Araplar da kendi aralarında daha müşrik oldukları halde bu 4 aya sayı gösteriyorlar. Harp etmiyorlar. Yasak diye. Haram aylar ya. Ama kafalar bozulur da harp etmek isterlerse aylarını yerine getirirlermiş. Bu İslamiyet'ten önce de bilinen bir şey. Tabii bilinen bir şey. Önceki dinlerden kalan bir şey demek. Evet. İsa Aleyhisselam'ın şeriatında da diğer peygamberlerin şeriatında, yani getirdiği dinlerde bu aylar mübarektir, kıymetlidir. Evet. O zaman mübarek. Mübarektir ve kıymetlidir. Ve Allah-u Teala mübarek zaman dilimlerinde gökteki hilalin hareketine göre olan o takvimde yaratmıştır. Güneş sisteminde değil, ay sisteminde yaratmıştır. Ay sisteminde de Muharrem miladi takvimdeki Ocak gibi birinci aydır. Ocak gibi yani birinci şimdi aydır. Şimdi biz Muharrem bir diyoruz. Muharrem'e evet. Girdik yani. Evet, Muharrem'e girdik. Muharrem bir diyoruz. Peki şey olarak hicri takvim kullanılmış. Mesela kameri takvim diyoruz hilale göre. Peki bizim İslam dünyasında kullandığımız hicri takvimin başlangıcı bu Muharrem'in biri olarak. Yoksa Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam işte Muharrem'in birinde Medine-i Münevvere'ye teşrif etti. Onun için Muharrem birinci ay oldu demiyoruz. Evet. Ayların sırası Adem Aleyhisselam'dan itibaren aynı idi. Birinci ay yine Muharrem'di. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicret buyurduğu zaman Müslümanlar Muharrem'in birini hicri senenin ilk senesi olarak kabul ettiler. Kabul ettiler. Yani hicri takvimin başlangıcı orası. Kameri takvimin değil. Kameri takvim önce de vardı. Adem Aleyhisselam'dan beri vardı o. Hilale göre bakılıyordu. Ama hicri takvim Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam, siz de onu soruyordunuz. Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği. Mesela şimdi biz dedik ki işte 1400, 1401, 1420, 1430, 1440, 1441 geliyor, peş peşe geliyor. Ne kadar olmuş? Hani yuvarlak hesap diyoruz ya, 1400 sene olmuş. Hani küsuratıyla beraber gidiyor. Veyahut da 15 asır olmuş diyoruz. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'den Aleyhisselatü Vesselam, Peygamber Efendimiz'den Aleyhisselatü Vesselam bu dünyadan bu dünyaya gelip ayrıldığı zaman dilimini ve meydana gelen tarihi hadiseleri, İslam tarihinde meydana gelen hadiseleri biz bu tarihle, yani hicri takvime göre, yani bu takvimle
belirlemişiz. Mesela diyelim ki 1239'da bu olmuştur. Veyahut da Hicri 640'da bu olmuştur. Hicri 750'de bu olmuştur. Ha, bunlar miladi takvime çevrilmesi, tekabül ettiği miladi takvim nedir? Onlar da aynı şekilde kitaplarda bildirilmiş. Hesapları var onun. Hesapları var. Hatta Tamim Hasadeti Ebediye kitabında Hicri takvimdeki bir ayın, ilk başlangıç ayının hesapla bulunma şekli orada bildirilmiş. Miladi takvimle aynı şekilde, miladi takvimle nereye geliyor? O da hesapla, İslam alimleri bunların hepsini yapmışlar ve bunların hesapları da bugün meçhul değil. Bu sebepten dolayı kendisi zaten kıymetli bir ay. Bir de Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hicret senesine isabet ediyor Muharrem ayı. Hicret ettiği seneye de isabet ediyor. Ayrı bir kıymeti var. Ayrıca Cenab-ı Hak bu ayda, Muharrem ayında Aşure günü, mübarek bir gün, gecesi de kendisi de mübarektir. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye girdiğinde bakmış ki Yahudiler oruç tutuyor. Çünkü Medine-i Münevvere'nin bir mahallesi, bir semti Yahudiler ikamet ediyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam niçin oruç tuttuklarını sorunca diyorlar ki bizim Peygamberimiz Musa Aleyhisselam bugün Firavun'un şerrinden kurtuldu, Kızıldeniz'i geçti. Biz o günü yad etmek için oruç tutuyoruz. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ben sizden daha yakınım ona. Dönüyor Müslümanlara Eshab-ı Kiram'a, siz de oruç tutun ama bunların yaptığı gibi değil. Sadece Muharrem'in 10. günü değil. Ya 10, 11 veya 9, 10. günleri, yani çift tutun. Bunlara benzemeyin, Yahudilere benzemeyin buyuruyor. Sadece Muharrem'in 10'unda tutmayın. Tek olarak tutmayın. Tavsiyede bulunuyor. Ve çok büyük hadiselerin vuku bulduğu bir aydır aynı zamanda. Mesela bu Aşure günde doruk noktasına ulaşmış. İşte tufanın başlangıcı, ondan sonra Adem Aleyhisselam yeryüzüne inmesi, duasının kabul olması, tufanın bitmesi, Musa Aleyhisselam'ın Kızıldeniz'den aynı şekilde Allah-u Teala'nın ihsan ederek suyun ikiye bölünüp bunların geçmesi, aynı şekilde geçmesi, İsa Aleyhisselam'ın göğe kaldırılması, daha sonra İslam tarihinde birçok hadiseler de vuku bulmuş. Hatta rahmetli babaannem derdi, oğlum doğduğumuz ay öldüğümüz ay diye. Demek ki çok büyük hadiseler böyle anlatılırdı, dinlerlerdi bunlar ve öyle söylerlerdi. Yani çok büyük hadiselerin vuku bulduğu bir ay. Ve şey olarak da Muharrem ayı sene başı. Yeni bir yıla giriyoruz. Yani evet. Hicri takvime göre kameri takvim kullandığı için yeni bir seneye giriyoruz. Hicri yılbaşı gecesi var mıdır? Yani mübarek vardır. Bir gece midir? Gecesi de gündüzü de mübarektir. Dolayısıyla gecesi de aynı şekilde mübarektir, gündüzü de mübarektir. Müslümanlar birbirlerini tebrik ederler. Cenab-ı Hak bu Hicri yeni yılımızı mübarek eylesin. Biz başta büyüklerimiz olmak üzere bütün dinleyicilerimizin, alem-i İslam'ın Hicri yeni yılını tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın niyazında bulunuyoruz. Yalnız İslam alimleri bir şeyi anlatırlarken bir şeye dikkat etmişler. Mesela dikkat çekmişler daha doğrusu. Mesela diyelim ki yaş günleri. Aslında Hicri takvime göre. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 63 yaşında. Hicri bu. Yoksa 61 yaşında vefat etti. Milad takvime göre. Şimdi bu yaş günleri de dahil olmak üzere insanın veyahut da böyle mübarek gecelerde, mübarek zaman dilimlerinde hele bir de bir yıl bitmiş, yeni bir yıl giriyor. Böyle bir zaman diliminde oturup geçmiş senenin muhasebesini yapmalı. Ben artıda mıyım, ekside miyim? Çünkü ecelin ne zaman geleceği belli değil buyuruyorlar. Bütün kitaplarda yazılıyor bu. Ecel ansızın gelir. Cenab-ı Hak hiç kimseye aynı şekilde doğarken eline, alnına, yüzüne bir yere yazmamış. Sen 30 yaşında öleceksin, 50 yaşında öleceksin, 60 yaşında öleceksin, 80 yaşında, 90 yaşında öleceksin diye öyle bir şey söz konusu değil. Evet, yaşlandıkça kabire doğru gidiyorsun. O belli bir şey de ama ölüm gençken de vurabiliyor. Hatta doğuyor, nefes alıp ölüyor. O da var. Yani zaman tanımamış. Genç, yaşlı dememiş. Bunun için de akıl ve bali olan herkesin bu zaman dilimlerinde, hele mesela böyle Hicri yeni yılın girişinde ben artıda mıyım, ekside miyim? Bunu bir hesap etmesi. Kazaya kalan namaz borçlarım var mı? Kazaya kalan oruç borçlarım var mı? Vermediğim zekatlar var mı? Ondan sonra kurban borçlarım var mı? Kul hakkı borçlarım var mı? Hayvan hakkı borçlarım var mı? Bunların bir hesabını yapmalı. Diyeceksiniz efendim niye gündeme getiriyorsunuz? Mustafa Bey, İslam alimleri yazmışlar bunu. Bu olacak. Efendim ben inanmıyorum. İnanmasın, inanmıyorum. Paşa gönlüm bilir. İster inan, ister inanma. O hiç önemli değil de. Bunu önümüze koyacaklar. Bunun hesabını soracak. Biz kendi isteğimizle bu dünyaya gelmedik.
Sen doğmadan önce sordular mı sana? Mustafa Tokur dünyaya gelmek ister misin? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum ben. Erkek mi kadın mı olmak ister misin? Böyle bir şey de sormadılar. Boyun şeklin şemalin böyle olsun falan. İleride sen kel olacaksın falan filan. Öyle bir şey demediler. Öyle bir şey demediler. Yani biz kendi isteğimizle gelmedik. Kendi isteğimizle biz bu dünyadan ayrılmayacağız. Efendim ben daha gitmek istemiyorum falan. Oho, işte vazifeli melek, ölüm meleği geldiği zaman. Efendim biraz müsaade eder misiniz? İşte yani benim de böyle yapacak işlerim var. Olur ne kadar istiyorum. Biz küçükken bir oyunumuz vardı. Daha çok kızlar oynardı gerçi de. Hani topu havaya atardık. Kaçan kaçardı. Yakaladığın anda istop derdik ya. Yani ölüm meleğe gelince istop diyor. Sen istop. Herkes orada duracak. Her şey duracak senin için. Duruyor. Çünkü Allah-u Teala açık net kanununu bildirmiş. Takdim olmaz, tehir de olmaz. Takdim öne alınmaz. Tehir yani sonaya bırakılmaz. O an gelince hiç şaşmaz Allah-u Teala yarattığı sistemde. Ölüm meleği seni yerde de gökte de yerin altında da yerin dibinde de üstünde de nerede olursa olsun. Zaten öyle ecel geleceği yer bellidir. Onların elinde de ekranda şeyinde ellerinde vardır. Ha Osman Ünlü tam konuşurken dedi geldi. Sen dedi ya konuşuyordu. Ha konuşuyordu bitti işte. Ben program bitmedi falan. Bitti. Ama Allah-u Teala yarattığı programda bitti orası. Oraya kadardı. Çünkü İmam Rabbani Kutuz Hazretleri Sekerat-ı Mevt halindeyken biliyor Sekerat-ı Mevt halinde olduğunu. Abdest tazelemek istiyor. Sonra vazgeçiyor. Oğullar işte talebeler efendim diyorlar niye vazgeçtiniz? Bana dediler ki abdest alacak kadar vaktin yok. İmam-ı Rabbani Hazretleri müceddil efsani. Bak peygamberlere de vermiyor. Cenab-ı Hak varislerine de vermiyor. İşte evliya mübarek bize. Aa yok. Allah'ın kanunu kesin ve net. Takdim olmaz, tehir de olmaz. Vakti saati neredeysen saniye salise şaşmaz. Şak diye gelir. O anda aynı şekilde ruhunu alır götürür. Ruhunu alır götürür. Bana müsaade etseydiniz falan da peşime kalır yok. Onun için de böyle mübarek zaman dilimlerinde bunları hatırlamakta fayda var. İnsan gayri ihtiyari bir de muhasebesini yapması lazım. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri gibi zatlar her gün her akşam geldiği zaman her zaman yapıyorlardı. Her akşam geldiği zaman o gün yaptıklarının hesabını sorarmış kendisine kendi kendine. Evlerde tek kat zemin kat ya şimdiki gibi cam falan da yok yani bir örtü var. Cam olmadığı için içeride böyle yüksek sesle kendisini hesaba çekermiş. Yoldan geçenler de sokaktan geçenler de duyarmış onu. Mesela dermiş bugün demiş şöyle bir karar verdin. Niye verdin? Ha Peygamber Efendimiz böyle buyurdu ona tamam geç dermiş. Bu ayet-i kerimede böyle buyuruyor. İyi onu da geç. Bu bak diyor burada yanlış karar vermiş. Küt diye bir tane vuruyor kamçı kendisi. Kendisi vuruyor. Niye yaptın? Hani cezası olanları da aynı şekilde başka şekilde cezalandırıyor kendisini. Peki niye yapıyorlar bunlar? Hani çok akılsız mı? Hayır haşa. Çok akıllı oldukları için. Niye? Çünkü buyuruyor ki hesabınız görülmeden önce dünyada kendi hesabınızı görün. Talimatı var, tavsiyesi var, hadis-i şeriflerde var bu. Bunlar dünyada hesabını görüyor. Ondan sonra vefat edince melekler bakacaklar. Ya Rabbi diyecekler bu kulun zaten dünyada hesabını görmüş. Peki ne olacak ondan sonra? Onu buyuracaklar. Buyurun Mustafa Tokuz Bey. VIP'ten geç. Amin. Hasıl bunlar ibaret. Efendim işte ben de olmak istiyorum. Olmak istiyorsan böyle bu. Olmak istiyorsan. Kendini döv. Kendini döv. Tamam mı? Yani hesabın görülmeden önce kendi hesabını gör. Kul hakkından da, hayvan hakkından da, ondan sonra namaz borcundan, zekat borcundan, diğer borçlardan hepsine anne baba hakkı varsa, evlat hakkı varsa neyse. Bunları dünyada ödemek mümkün. Dünyada ödemek mümkün ama ahirette böyle değil. Çünkü bir nank diyorlar neredeyse kul hakkı için. Kul hakkı için 700 defa cemaatle kılınmış, kabul olmuş namazın sevabı. O da 5,5 ay ediyor. Bizim hayatımızda yok öyle bir şey. Dolayısıyla orada hesaplaşmak çok zor. Ya işte benim hatırım yok mu falan. Burada var, orada yok. Çünkü Allah-u Teala açıkça bildirmiş. Bak o gün ne olacak buyuruyor Cenab-ı Hak. Abese suresinde Estağfirullah yevme yefirrul mer'u min ahihi ve ümmihi ve ebihi sadakallahu azim. O gün ana baba evlattan evlat ana babadan kaçacak buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya ben kaçmayacağım falan. Ya Cenab-ı Hak yaratan o kaçacak buyuruyor. Kaçacaksın çünkü bir sevap sana lazım. Evlat diyecek ki anne baba sen böyle yaptıydın bunu böyle yapmamalıydın yoksa ben şimdi cehenneme gidiyorum. Bana bir dinimi öğretmedin Kur'an-ı Kerim öğretmedin. Bana din büyüklerinin sevgisini aşılamadın. Ya. Efendim ben biliyordum ben yapıyordum.
Allah-u Teala'dan diyecek ki ama bu anne baba bana bunları öğretmedi. Anne babayı da aynı şekilde evladıyla beraber cehenneme götürecekler de buyuruyor. Dolayısıyla ben evladıma, konuma, komşuma neyse ne yaptım ne ettim bunları dünyada helallaşmak kolay. Kul hakkı vardır gidersin. Ya ben sana sövdüydüm, ben sana hakaret ettiydim, ben senin işte malını şey yaptıydım, o malını ödeyeyim. Adam kızacak, şey yapacak falan, bana böyle hakaret ettiğin kızar, bağırır falan filan, ama sen yelkenleri indirirsen, boynunu bükersen netice itibariyle karşıdaki de bir kul ya, bakar ya der. Bu Osman'ın hakikaten pişman olmuş, Mustafa Toköz hakikaten pişman olmuş ya. Neyse biraz şey yaptık ama insafa gelirsin. Tamam dersin ya, bana şekilde helal ettim. Dünyada helallaşırsın. Dünya, ama ahirette yok. Gel ya işte falan işte hatır için. Orada yok. Ama burada var. Burada her şey halledilebilir. Hani uzattık konuyu biraz da işte böyle sene başlarında bu yıl veyahut da yaş günü dediğimiz kendi yaş günlerinde falan daha çok dikkat edilmeli. Mübarek geceler bir fırsattır Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti için. Dolayısıyla Muharrem'in biri Hicri yeni yıl günüdür. Gecesi de kıymetlidir, kendisi de kıymetlidir. Ayın kendisi de 4 kıymetli aydan birisidir. Onu da aşure günüdür. Dolayısıyla bu günlerde tövbe ederek, oruç tutmak isteyenler oruç tutarak, sadaka vererek, tesbih, tahmid, tekbir bunları aynı şekilde çoğaltarak hazırlık yapmak lazım. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum.